yakın arkadaşımla doktor evinden geldi. Misafir hocamız. Bu oturumda daha çok forum şeklinde yapıyorduk. Bizler kısa bir giriş yaptıktan sonra sözleri size bırakacağız zaten. Şimdi akademik özgürlük tanımının ne olduğuna baktığımız zaman NİMA bildirgesinde akademik özgürlüğü şöyle tanımlıyor. Akademik bir çevre üyelerinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma veya yazma yoluyla edinimlerinde, geliştirmelerinde ve üretmelerindeki özgürlükler anlamına gelir şeklinde tanımlıyor NİMA bildirgesi. Hepimizin bildiği gibi 2547 sayılı yıl yasası 12 Eylül Anayasası'ndan da önce yürürlüğe giren bir yasa ve temel içinde söylemek gerekirse üniversiteleri, daha doğrusu öğrencilerini ve akademisyenlerini kontrol altına almayı, temel içinde kontrol altına almayı, zapturap altına almayı amaçlayan bir yasa. Bu yasanın temel amacı tek tip öğrenci ve akademisyen yetiştirmek hepimizin bildiği gibi. Ve üzülerek de söylemek gerekir ki bu tek tip öğrenciyi ve tek tip akademisyeni yetiştirmeyi başardılar. Bu hem öğrencilerimiz için geçerli hem de akademisyenlerimiz için geçerli. Tek tip bunlara itirazlar olduğu zaman zaten ona çok şaşırıyorlar. Hala nasıl insanlar aykırı düşünceye sahipler, bizim gibi düşünmüyorlar diye şaşırıyorlar. YÖK yasasının 4. maddesi nasıl bir öğrenci yetiştirmesini istediğini, hedeflediğini belirtiyor. Bu 7 maddeden oluşuyor. İlk 4'ü öğrenci işte Atatürk ülke ve inkılaplarına ve milliyetçiliğine bağlı. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, toplum ya da kişiye çıkarlarının üstünde tutan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren diye nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi hedeflediğini YÖK yasası belirtiyor. YÖK yasasının 54. maddesi disiplin soruşturmaları ile ilgili. Hepiniz biliyorsunuz. Biliyoruz. Burada da her davranışı bu disiplin soruşturmasının içine sokması mümkün olacak şekilde burada tanımlıyor. Diyor ki yüksek öğretim kurumları içinde veya dışında yüksek öğretim öğrenciliğinin sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik eden, tahrik eden, yüksek öğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden, saygı dışı davranışlarda bulunan, anarşik ve ideolojik olaylara karışan ve bunların suçu başka ne olursa olsun bir yaptırım gerekmesinin dışında, yani yasal yaptırımların dışında, uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya 2 yıl veya devamlı surette yüksek öğretimden çıkarılmasına karar verilebilir diyor. Bu tanımlamanın içine her şeyi sokmanız mümkün tabii ki. Bu YÖK yasasında bir de rektörlerin konumu var. Rektörler bir yazarın belirttiği gibi deniz aşırı eyalet valisi yetkileriyle donatılmışlar ve istedikleri bu yetkilerini nasıl kullanmak isterlerse o şekilde kullanıp akademik özgürlükleri kısıtlayabiliyorlar. İşte daha önce ülkemizin başka bir yerinde, Kocaeli'nde bir üniversite halk sağlığı profesörünün yaptığı bir çalışmayı açıklaması nedeniyle hakkında mahkemede dava açıldı. Bırakın bilimsel çalışmalarını yaymasını. Hakkında mahkemeye dava açıldı. Belediye işte şehrin ekonomik çıkarlarına zarar veriyor, halkı infiale sürüklüyor gibi. Rektörler yaptıkları açıklamaları beğenmedikleri öğretim üyeleri hakkında soruşturma açabiliyorlar. Kendilerine rağmen tasarrufta yani bir davranışta bulunan öğretim üyelerinin çalıştıkları yeri değiştirebiliyorlar. Yemek fiyatlarının artışını protesto eden öğrencileri okuldan uzaklaştırabiliyorlar, haklarında soruşturma açılabiliyor. Bir bakanı protesto etmek isteyen öğrenciyi 1 yıl kadar okuldan uzaklaştırdığı bir rektör, dağıtılan akıllı banka kartlarını almak istemeyen öğrencilerin protesto gösterisi yaptıkları zaman bunların anarşik bir olay olduğunu ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılacaklarını beyanını verebiliyor başka bir rektör. Ama bunlara rağmen
İki türlü bakabiliriz. Adnan Hoca'nın sabah da söylediği gibi ondan aldığımız bilgi. İşte YÖK'ün 2010 yılında yaklaşık olarak 4000 öğrenci hakkında soruşturma açtı. Disiplin soruşturması. Bu disiplin 4000 öğrencinin olması bir iki türlü görebilirsiniz. Bir yandan hala 4000 tane öğrencinin ses çıkartabiliyor olması iyi bir yönde yorumlanabilir. Ya da işte böyle bu kadar ses etmeyen öğrencilere kadar yüz binlerce öğrenci olmasına rağmen sadece 4000 öğrencinin ses çıkartmasına bile tahammül edemiyorlar gibi de bakabiliriz. Bu ikisi de bu şeyden bir bakış açısı olarak değerlendirebiliriz. Öğretim üyelerinin akademik özgürlükleri, eğer akademik özgürlükler anladığınız sadece işte yaptığınız bilimsel çalışmalara deminki verdiğimiz örnekteki gibi değilse, buna karışılmaması ise ya da işte dersinizi anlatırken dersinizin şimdilik içeriğine karışılmaması ise bu yönden bir miktar akademik özgürlük hala olabilir ama genel olarak sisteme ya da idareyle çatıştığımız her yerde akademik özgürlüklerinizin kısıtlanması ve bizim üniversitemizde işte bir basın açıklaması yapan öğretim elemanları derneği, bir öğretim üyesinin arkasından davul çaldırması olayıyla ilgili basın açıklaması yaptığı zaman rektörün uyarı yazısında şunu diyordu: sen tıp fakültesi öğretim üyesisin, ziraat fakültesi öğretim üyesi hakkında niye açıklama yapıyorsun? Bunun gibi absürt nedenlerle herkes hakkında soruşturma açılabiliyor. Zaten öğrencilerimiz hakkında da açılıyor. Benim şimdi söyleyeceklerim bunlar. Merhabalar herkese. Şimdi Çalıştay programı hazırlanırken bana verilen görev uyarınca bir takım hazırlıklar yaptım. Aslında bu hem sendikamızın hem de bu konuyla üzerinde çalışan akademisyenlerin ciddi bir birikimi var. Dolayısıyla onlara şöyle bir göz gezdirmek, yani sadece eğitim senin değil ama tarihimizi oluşturan diğer önceki mücadele örgütlerimizin birikimine göz gezdirmek bile yeterince bu konuda akademik özgürlüklerin hem savunulması hem de yeniden tesis edilmesi için ciddi bir birikimimiz olduğunu biliyoruz. Son dönemde bu konuya eğilen bir takım kitaplar çıktı. Bir tanesi önümde, birkaç tanesinde ağır olduğu için getiremedim. Hepsi akademik özgürlükler üzerine değil ama üniversitede yaşanan dönüşüm, Bologna süreci, özgürlüklerin zedelenmesi, üniversitenin reformu, neoliberal politikalar doğrultusunda reformu konusunda son dönemde 2-3 tane kitap çıktı. Bunlar da ciddi biçimde akademik özgürlüklerin dünyada da Türkiye'dekine benzer süreçlerden geçerek bir şekilde özgürlüklerin yok edildiği, dejenere edildiği, değersizleştirildiği çok sayıda örnek var. Ben de hazırlanırken şöyle bir şeye vurgu yapmak üzere hazırlık yaptım. Akademisyenler olarak bizler, sanıyorum salonda da önemli bir kısmımız akademisyen. Akademisyenler olarak bizler bu akademik özgürlüklerimizi bilim özgürlüğüne, bilim yapma özgürlüğüne nasıl yaklaşıyoruz ve daha da önemlisi akademik özgürlükle ilişkili gibi görünmese bile akademik özgürlüğümüzü doğrudan etkileyen mesela iş güvencesi, üniversitedeki diğer çalışanların problemlerinin bizim akademik özgürlüğümüzü nasıl etkilediği ya da öğrencilerin öğrenciliği haklarını savunmak, meslek etiğinin akademik özgürlüğümüzü nasıl etkilediği, işte üniversitelerde gittikçe yerleşen işletmecilik ideolojisinin özgürlüğümüzü nasıl etkilediği gibi konular üzerinde bir miktar düşündüm. Hakikaten de bir takım kitaplarda bu konuda okumaya fırsat bulamadım. Bir kısımda yeni çıkmıştı. Ciddi çalışmalar var. Kabaca 5-6 madde çıkardım. Akademik özgürlükleri üniversitenin durumuyla birlikte aslında değerlendiriyoruz ama üniversitenin birçok alanındaki durumla beraber değerlendiriyoruz ama 5-6 maddede şöyle özetleyeceğim. Geçici, düzensiz ve güvencesiz çalışma rejiminin üniversitelerde kamunun birçok kesiminde olduğu gibi yaygınlaşması akademik özgürlükleri zedeleyen etmenlerin başında geliyor. Henüz bunu çok net bir şekilde hissetmiyor olabiliriz.
Ama bir süre sonra üniversite yasası tartışmalarıyla, anayasa tartışmalarıyla beraber belirli süreli çalışma sözleşmelerine bağlı olarak profesörlerin, doçentlerin istihdam edilmesi gündemimize geldiğinde ya da özel üniversitelerin, yani şirket üniversitelerinin, onun ötesinde ulus ötesi şirket üniversitelerinin devreye girmesiyle bunu sanıyorum bir miktar daha çok yakıcı bir süre içinde, en azından ben profesör olmadan hissetmeye başlayacağım. Belki şimdiki profesör hocalarımız yaşamayacaklar ama ben sanıyorum profesör olurken bir belirli süreli iş sözleşmesine imza atıyor olacağım bir kamu üniversitesinde. Bu tabii nasıl etkiliyor? Mevcut asistanlarda olduğu gibi asistanların 50 dev mücadelesi aslında bu eksene oturuyordu. Güvencesiz çalışma akademik özgürlükleri doğrudan kısıtlıyor olmasa bile özgürlüklerin kullanımını ya da savunulmasını bir şekilde kek vuruyor diye düşünebiliriz. Güvencesizleştirmenin böyle bir etkisi oluyor. En azından özgürlüklerin kullanımı ya da savunulması ya da genel olarak ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün savunulmasına kek vurduğunu düşünüyoruz. Şirketleşme, şirket üniversiteleri, özel üniversiteler, yani vakıf üniversitelerinden farklı olarak şirket üniversitelerinin yaygın bir şekilde devreye girmesiyle sanıyorum bunu ciddi oranda yaşayacağız. Mevcut vakıf üniversitelerinde zaten ciddi akademik özgürlüklerin kullanımına ve savunulmasına, ifade özgürlüğünün, bilim özgürlüğünün kullanımına ve savunulmasına ilişkin örnekleri şimdiden vakıf üniversitelerinde YÖK kanununa göre çalışıyor olmalarına rağmen gözlemliyoruz. Diğer bir madde, yönetim tarzının otoriterleşmesi, gittikçe otoriterleşmesinden başlıyorum. Biz zaten Türkiye'de 30 yıldır, daha da öncesi var ama 80 Anayasası'ndan itibaren otoriter bir yüksek öğretim sisteminde yaşıyoruz. Fakat benim anladığım, dünyanın genelinde başka ülkelerde de, batılı kapitalist ülkelerde de yönetim tarzlarının değişik gerekçelerle, yani üniversitenin piyasayla daha içli dışlı hale gelmesi, özel, ulus ötesi, şirket üniversitelerinin falan devreye girmesi, işte demokratik halk mücadelelerinin yoğunlaşması vesaire, Bologna süreci gibi konularla beraber, bunlara paralel olarak dünyanın birçok üniversitesinde otoriter üniversite yönetimlerinin tartışmaya başlandığını en azından 96'lı yıllardan itibaren işte 94'teki hizmetlerin serbestleştirilmesi, GATS anlaşmasının yürürlüğe girdiğini, eğitim sisteminin sermayeye, uluslararası sermayeye teslim edilişinin bir anayasası olarak değerlendirebiliriz GATS'ı. O dönemden itibaren dünyada da genel olarak bir, sadece biz 80'den beri çektiklerimizden bahsetmiyorum, dünyada da genel olarak bir üniversite yönetimlerinin otoriterleşmesi dan bahsedildi. Bunun örneklerinin çoğaldığını en azından gözlemliyoruz. Bizde temel noktalardan bir tanesi öğrenci ve personel disiplin yönetmelikleri ciddi bir biçimde otoriter yapının temel dayanakları gibi düşünebiliriz onları. Sendikamız uzun yıllardır özerklik ekseninde, üniversitenin idari yönetsel özerkliği ekseninde kolegyal modeller çok öneriyor. Buna ilişkin değişik model önerilerimiz var sendikamızın önerileri arasında. Otoriter yönetim tarzından uzaklaşmak üzere hakikaten bütün üniversitedeki bütün birimlerin, bileşenlerin katılımının sağlanabileceği kolegyal modelleri geliştirmemiz ve belki de bunu çok daha acil bir şekilde hemen bugün olmasa bile bugünden başlayan bir biçimde tekrar reformüle etmemiz, üzerinde uzlaşma sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çalıştığım amaçlarından bir tanesi de bu tür yönetim modellerinin geliştirilmesine yönelik ipuçları vermesi olmalı. Öte yandan üniversitenin sermayeye içli dışlı olmasının, sermayeye gittikçe daha çok teslim olmasının sonuçlarından bir tanesinde akademik disiplinlerin bu sefer özellik kaybı, bazı disiplinlerin araçsallaşması, daha çok üniversitenin meslek edindirmeye yönelik yüksek öğretim kurumlara karşı dönüşmesiyle beraber bazı disiplinlerin piyasa değeri olmayan, meta değeri olmayan
bilgi üretme ürettikleri gerekçesiyle, yani meslek kazandırmayan bölümlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, doğrudan metalaştırılabilir bilgiyle ilgilenmeyen disiplinlerin kaynaklarının daraltılması, işte onlara ilişkin bir takım kısıtlamalar, bu da ciddi biçimde bir takım yani doğrudan, elbette akademik özgürlüklerle doğrudan ilişkili değil ama en azından bu özgürlüklerin kullanımını kısıtlayan baskılardan bir tanesi. Bologna süreci bunun üstüne geliyor. Bologna sürecinde yani birçok unsuru var, öğleden sonra da konuşacağız ama temel noktalarından bir tanesini her bir üniversite biriminin, fakültenin, ana bilim dalının ya da bölümün, her bir üniversite biriminin girdileriyle çıktıları arasındaki verimlilik ilişkisi gibi düşünecek olursak Bologna'yı, doğal olarak bir tarih ya da bir arkeoloji ya da işte falanca bölümün, falanca ana bilim dalının ya da çıktı ve girdi verimliliği arasındaki farktan dolayı bir süre sonra Bologna süreci gerekçesiyle, Bologna sürecinin bir doğal sonucu olarak bu bölümlere, ana bilim dallarına, kürsülere ihtiyaç kalmayacağını, bunların tahsiye sürecine gireceğini, mütevelli heyetlerinin bunlara finansman kaynakları ayırmaktan imtina edeceğini düşünebiliriz. Bununla çok bağlantılı diğer bir konu, uzunca bir süredir yaşadığımız, işte kabaca nasıl diyelim, Kemal Derviş döneminde çıkarılan yasalarla artık iyice belirgin hale gelen işletmecilik ideolojisinin üniversite yönetimlerine, yani bırakın rektörlük, dekanlıkları, bölüm ve kürsü başkanlıkları bile para kazanmak üzerine bilimsel faaliyetlerini tasarlayıp koordine ediyorlar. Dolayısıyla işletmecilik ideolojisi ciddi biçimde akademik özgürlüklerin kısıtlamıyor olabilir, sonsuz özgürlük sunuyor gibi görünebilir ama kullanımında ya da yönünün saptanmasında, özgürlüklerin hangi doğrultuda kullanılacağı yönünün saptanmasında ciddi kısıtlar oluşturduğunu düşünüyorum. Bununla ilişkili önemli konulardan bir tanesi de bu işletmecilik ideolojisinin, yani bunu bir makaleden ödünç aldığım için işletmecilik ideolojisi diyorum. Boyutları geniş ama öğretim üyeleri nezdindeki bunun karşılığı maalesef işte sendikanın birçok toplantısında dile getirdiğimiz gibi öğretim üyelerinin rıza göstermesi, bu üniversitenin dağıttığı rantlara ortak olmak için ders ücretlerine, yaz okulu ücretlerine, bir takım projelere, işte bir takım parasal işlere, yani akademik gerekçeli ya da bilim gerekçeli, bilimsel araştırma gerekçeli işlerden ziyade kişisel çıkarı, kişisel kazanca yönelik bir takım işlere öğretim üyelerinin meyletmesi, dolayısıyla bir anlamda bu sisteme rıza göstermesi, bence bu işletmecilik ideolojisinin sadece rektörlerin maddi kısıtlardan dolayı para kazandıran işler yapmaya yönelmesi değil ama üniversitenin birçok biriminde kişilere kadar işte sızdığının bence önemli bir göstergesi ve bence sendikamızın temel sorunlarından bir tanesi bu. Toplumcu fikirlerden uzaklaşarak bireyci fikirlere doğru ciddi bir biçimde yönelme var. Çünkü herkes kişisel maddi çıkarını düşünerek eğitim programları öneriyor. Sizin bölümlerinizde nasıldır bilmiyorum ama bizim bölüm toplantıları maalesef tümüyle bu eksende gerçekleşiyor. Yani eğer Bologna ekseninde gerçekleşmiyorsa, Bologna çıktılarının uyumu ekseninde gerçekleşmiyorsa hangi dersin hangi hocaya verileceği ekseninde gerçekleşiyor ya da yaz okulunun hangi dersin açılacağı ekseninde gerçekleşiyor. Bu bence öğretim üyelerinin de bu işletmecilik ideolojisine bir şekilde dahil olması, akademik özgürlükleri kullanmaktan vazgeçmeleri anlamına geldiği için bu konunun önemli noktalarından, akademik özgürlüklerin kullanımı konusunun önemli unsurlarından bir tanesi. Diğeri akademik özgürlükler meselesiyle yine bence doğrudan ilişkili. Akademik atama yükselme kriterleri, yani ölçme sistemleri, bir şekilde akademik çalışmaların ölçülmesi, akademik çalışmaları
fazlasıyla biçimlendiriyor. Bu biçimlendirme bir şekilde standartlaştırma getiriyor. Bu standartlaştırma yönetmeyi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla akademik özgürlükleri çok temelde etkilen konulardan bir tanesi. Akademik atama yükselme kriterleri, bu konuyu uzunca bir süredir tartışıyoruz. Hem sendika bünyesinde hem de değişik öğretim elemanları derneklerinde ya da paydalarında. Bu konu sandığınızdan ya da önemsemediğinizden çok daha önemli bir konu, çok içten bir konu. Birçok öğretim üyesinin çok gönülden katıldığı bir konu. Çok ayrıntılı olarak sendikada üzerinde konuşamadığınız bir konu. Ama kabaca bir ipucu, yani kabaca bir fikir vermem gerekirse, çok ikili de bir konu, akademik kriterleri savunmamak da çok doğru bir yaklaşım değil. Fakat hemen şimdiden fikrimi beyan edecek olursam, gerçekten akademik bütün kriterlere, yani bütün ölçmeye yönelik kriterleri, dolayısıyla biçimlendirmeye akademisyenin çalışmasını kendi özgür anlayış doğrultusunda saptamasını kısıtlayan bütün ölçme sistemlerine karşı çıkacak bir formül bulmamız gerekiyor. Bu kriterler meselesi özgürlüklerin kullanımını bir şekilde, dolaylı bir şekilde, çok altını doldurmak gerekiyor. Üzerinde ciddi toplantılar yapmak gerekiyor. Benim anladığım mesele bu. Son birkaç toplantıda konuşuyoruz gerçi ama önemli konulardan bir tanesi, farkında olmadan bu topluma herhangi bir faydası olmayacak bilginin peşinde koştuğumuzu herhalde herkes kendisine ifade edebilir. Çünkü bu toplumun sorunlarını İngilizce dergilerde İngilizce yayın olarak başkalarına anlatmak, bu toplumun sorunlarını bu topluma anlatmaktan daha fazla puan getiriyor. Temel mesele budur bence. Ve buna şiddetle karşı çıkmak gerekiyor. Hiçbir biçimde puan getirmeyen dergilerde yayın yapmayı savunmamız gerekiyor. Puan getiren hiçbir yayına kıymet vermememiz gerekiyor. Çok haksızlık ediyorum, yani herkes, buradaki hocalarım, ben de dahil olmak üzere farkındayım. Yani kendimize de haksızlık ediyorum ama edelim, cidden edelim kendimize de haksızlık. Puan peşinde koşan hiçbir çalışmaya kıymet vermememiz gerekiyor. Yani ben de puanlarım var, hocam da vardı eminim. Doğal bir şey bu, yani yayın yapıyorsunuz, sisteme giriyorsunuz, bu yayını yaptım diye puan veriyor size, hani atama yükseltmelerde kullanıyoruz. Ama işin doğrusu gerçekten bu, işin doğrusu puanla işimiz olmamalı, en azından biz eğitimsenli, akademisyenler olarak. Ama bu bu kadar basit, üzerinde çok hızlıca geçilecek bir konu değil, ciddi tartışmaya ihtiyaç var. Bu konuyla doğrudan ilişkili diğer konu, diğer madde, etik problemler. Meslek etiği ve akademik etik diye belki ikiye ayırmak mümkün olabilir. Meslek etiği, öğrencileri ve üniversitedeki diğer kamu çalışanlarına davranışlarımızdan tutun. Yani kamu hizmetini alanlara karşı davranışlarımızı da ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla kamu hizmetini öğrencilerin aldığını düşünelim. Meslek etiği öyle, bir de akademik etik meselesi var. Bu ölçme yayın kriterleri akademik etiği de Türkiye'de ayaklar altına almış durumda, hepimiz biliyoruz. Herkes kendi disiplininden durumun ne kadar vahim olduğunu eminim biliyordur. Bence bu etik ihlallerin üstüne gidilmemesi de özgürlükleri, akademik özgürlüklerin kullanımını ciddi ölçüde zedeleyen noktalardan bir tanesi. Çünkü en azından Onur Hamzaoğlu, hocamın verdiği örnekten yola çıkacak olursak, en azından Onur Hamzaoğlu örneğinde olduğu gibi akademisyen kendi çalışmasını tasarlayıp yürüttükten sonra etik özensizlikle suçlandı Onur Hamzaoğlu. Yani hiçbir şey bulamadılar. Üniversitedeki etik kurul, 15 kişilik etik kurul, içinde sendikamızın da üyeleri var, neyse. Akademi etik özensizlikle suçlandı. Diğer bir konu, yani akademik özgürlükleri, başkasının özgürlüğünü savunmadan mümkün değil. Ülkenin genel özgürlük sorunlarını savunmadan, ülkedeki genel problemleri savunmadan akademik özgürlükleri savunmak mümkün değil. Bununla ilişkili diğer bir mesele de, üniversitedeki diğer çalışanların ve üniversitenin diğer bileşenlerinin, yani öğrencilerin ve üniversitenin idari teknik personelinin sorunlarını savunmadan, eğitim sisteminin problemlerini savunmadan akademik özgürlüklerimize sahip çıkmamız mümkün değil. Dolayısıyla
bir şekilde odasını temizleyen kat görevlisiyle düzgün bir iletişim kuramayan bir akademisyenin akademik özgürlükleri savunup kullanabileceğinden emin değilim. Bu konuda bence çok önemli bir konu. Üniversite çalışanlarının yani ben kendi üniversitemden örnek vereyim. Önemli toplantılarda ciddi akademik özgürlük konuşması yapan hocaların kendi kat görevlisinin asgari ücretle çalıştığını ve taşeron firmada çalıştığını bilmeyen bu hocaların herhangi bir şekilde akademik özgürlükleri savunamayacağını düşünüyorum.